Yine bugüne geleceğim. Bugün Türkiye'de tırnak içinde tekrar o şöhretin bir anlamı olduğu için onu tırnağa alıyorum. Şöhret kadınların her birinin bir hikayesi olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Sizce nasıl bir... Anlatılmaya değer bir hikayesi olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de ben uzun yıllar röportaj yaparken de konuklarımı aldığımda hep bu seçiciliğe dikkat ettim. Sadece ünlü olması ya da sadece sizin deyiminizle şöhret olması değildi kriterim. Anlatacak bir hikayesi olması, yeni bir sözünün olması lazım. Aksi takdirde sanal şöhretlerin gündeme taşındığı ve yanlış rol modellerinin toplum önüne sunulduğu bir medya ortamı ortaya çıkıyor. Biz gazeteciler olarak buna dikkat etmeliyiz. Sadece şöhret adı altında aslında altyapısı olmayan, herhangi bir üretimi olmayan, yeni bir sözü, düşüncesi olmayan insanları belki de biz gereğinden fazla televizyonlarımızda, gazetelerimizde yer vererek toplumun önüne koyuyoruz ve bir anlamda onların yaşam biçimlerini dayatıyor olabiliriz. Buna dikkat etmemiz Bu lazım. kadınlığa da bir hakaret değil mi? Yani Elbette. kadını sadece görsel bir duruş olarak sergilemek, erotizmin bir parçası, bir erotik hikayenin içerisinde kullanır gibi bir televizyon programında kullanmak biraz kadına da hakaret değil mi? Elbette. Yani göğüs dekoltesi daha fazla olduğu zaman ya da Daha işte bacak pozu verdiği tabii. zaman çok önde gelen gazetelerimizin sağ üst köşesinde koca bir fotoğrafla yer alıyor ise işte bu tam da sizin söylediğiniz gibi kadını metalaştırmak ve onun cinselliği üzerinden bir anlamda şöhret adı altında kadını kimliğinden bağımsız bir ürüne dönüştürmek diye düşünüyorum.